Herkese merhabalar. Sword Gaming'e hoş geldiniz. Ark Survival Evolved Anunnaki Genesis'in 9. bölümüyle karşınızdayım. Pozumu değiştireyim biraz ya. Gözlüklü, kılıçlı. gece yayına başlamak istemiyordum ama şu dağ, hem yakınımızda olan dağın dibinde 255 level poison. Direkt gördüm, dayanamadım. Çünkü sabaha çıkartmayabilir. Bu arada kısaca hemen kendi drake'imi de göstereyim. 477 level oldu. 309 mi ne almıştık galiba. Enerji bahsettiğim gibi 3K'dan 5K'ya belki çıkartırım diyordum ama 7K'ya kadar çıkarttım. Ciddi enerji yiyor. Damage'i 3771 yaptım. Fena değil. Düz vuruşları 2.5-3K'ya yakın. Debuff üstündeyken işte 5 küsur 6K civarı görebiliyoruz. Fena değil. Umuyorum bununla ejderhalardan item toplayabileceğiz. Tabii düşük level muhtemelen yüksek level ejderha. Çünkü ejderhanın yanlış hatırlamıyorsam 200 küsur K falan elde var. Ağaca gelince ağaca pek bir şey yapamadım. Şu tarlaları temizledim. Tarlalara şey ekeceğim. Metal, kristal, şu. Kristal ve muhtemelen malzemeler ne istiyordu? Şöyle bakayım. Metal, kristal, çimento harcı. Aynen. Asıl çimento harcı. Hani kurbağa kaplumbağa demiştim geçen bölüm. Arkadaşlar dalga geçti bende de. Kurbağa aldım. Çimento harcı için. Fakat çok bir seri toplayamıyorum. Şu 1000 taneyi tamamlayayım. Şurada gözükmüyor tabii tam. 1000 tane çimento harcı istiyor tokumu. 1000 taneyi tamamlayayım. Geri kalan o kadar sıkıntı değil gibi. Stone seed şeyle yapılıyor. Finitle yapılıyor. Çitine daha bakmadım da inşallah o kadar sorun değildir. Nerede çitin? Gözümün önünde yine göremiyorum muhtemelen. Neyse kontrol ederiz şimdi. Poison Drake orada yalan olacak. Kısacası buraya gereken malzemelerin dedim tohumlarını ekeyim. Gidip farmlamayla uğraşmayayım. Buradan bol bol alıp rahat rahat yaparak parçalayarak. Bunları da parçalamaya gerek yok yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar da toplanabiliyor. Sıkıntı olmaz. Sonuç olarak rahat rahat istediğimiz şeyi yapabiliriz. Muhtemelen alt tabanı da metal yapacağım. Ahşabı kullanmak istiyorum zevk için. Dediğim gibi çevreye yaptığım birkaç tane ağaca ahşap koyabiliriz. Muhtemelen modlarda vardır heykel meykel tarzı böyle dekor amaçlı olan itemlar. Onlardan dizeriz. Hani görüntü olsun amaçlı. Fazla malzeme kullanmak istemiyorum. Yani fazla item doldurmak istemiyorum. Çünkü makinem kasabilir. Bunun için biraz az tutacağım. Unutmadan şuradan hemen bir tane direkt tribute alalım. Poison direkimizi alalım. Biliyorum 255 level pek ideal sayılmaz ama bulamadım. Yüksek level bulamadım. Ne yapalım? He bu arada bu Argent kaç leveldi hatırlamıyorum. 600 civarıydı galiba. Buna da level verdim. Fiziksel hasarı diğerinin 1500-1600 civarı. Bunu 3000 yaptım. Böyle direkt şey tarzı mobları almak için ama eğer poison'u alırsak, poison direği bu da pek bir işe yaramayacak. Çünkü ejderhayı da onunla muhtemelen bayıltacağız. Şöyle hızlıca gidelim oraya. Sabah oluyor zaten. Bu arada videoların parlaklığının farkındayım. Sıkıntı gamma'dan oluşuyor. Mesela şu an gamma 3.5'da gündüz oluyor. Ben onu 3.5'da unutuyorum maalesef. Ondan sıkıntı oluyor. Neyse biraz daha güneş doğsun. Bu sefer unutmayacağım. Hop başlayalım. 600. Bakalım kaç vuruşa bayılacak. 3 oldu. 4. 5. Ama o kadar yükselme abicim. 5. O da bizim... Oo, orada ejderha var. 6. O araya biraz boşluk girdi ama. Kaçıyor musun? Vallahi kaçıyor. 7. 8. Ve bayıldı. Etrafta bir şey yok gibi. Hemen inelim. Bu sefer semerini yapmayı unuttuk. Aceleye geldi. Hop. Hayırlı uğurlu olsun. 382 level. Güzel. Statları 38K ve 30K başlamıştı galiba. Demek neyse. Bunda zaten demece fazla gerek kalmayacak muhtemelen. Bir K bile yapmayacağım. Yanlış hatırlamıyorsam 800 civarı falan idealdi bunlar için. Enerjiye bol miktarda, sağlığa bol miktarda, bir miktar da hareket hızına vereceğim. Botum kaldı galiba. Medium falan bot vardı. Ne yapalım? Ben bunu base'e götüreyim. Fire'ı getireyim. Arkadaş kaç level? Uf, 405 level ya. Bunun da hiç kesesim yok. Bunu tamelerdik aslında. Ama zaten Broodmother'ın item olmadığı için hiçbir şekilde tame yapamayız şu anda. Maalesef hiçbir şekilde boss tribute
yapamıyoruz. Ki her şeyi geçtim, golden treat'imiz yok. 3 tane golden treat istiyor. Neyse ben bunu base'e götüreyim. Muhtemelen saddle'ını yaparım, kenara bırakırım. Fire alıp gelirim, şunu kesmeyi deneriz. Evet, hazırlıklarımız tamam. 4 tane de şu pottan yaptım, ne olur ne olmaz diye. Göstermiştim galiba size. Nerede o? Aynen şurada. Her biri bir tane selektif narkotik yiyor. En ağır kısmı. 10 çimento harcı, 120 tinto meyvesi, 12 kristal neyse. Yani 4 defa health'imizi doldurabiliriz. Açıkçası 400 level hiç kesesim de yok yani. Şu ana kadar haritada gördüm en yüksek level burayım. Hem millete ayıp olabilir, hem beni zorlayabilir. Ama daha başka bir tane de bulabileceğimi sanmıyorum. Neyse yarın inşallah daha bir respawn olur. Zaten çok fazla damage vurursa muhtemelen uzaklaşırım. Hiç pot falan kullanmadan boşuna harcamam. Hadi bakalım. Ha, biz 2 kavuruyoruz, adam 6 kavuruyor. Bak 4K debuff'ı varken debuff'ı gitmeden vurmam lazım. İnşallah staminam yeter. Çünkü 4K yanlış hatırlamıyorsam bayağı yüksek dert ya. Hop. Döne döne tepeye kadar gideriz herhalde. Yani niye yukarı çıkma gereği duyuyorsun ki bu kadar arkadaş? Karşılıklı vuruşalım. Yani duello gibi. Olmaz mı? Her seferinde vuramıyorum sanki ya. Her iki seferde bir tanesi boşa mı gidiyor? Uzaklaşıyor sanki biraz. Hop. Hadi bakalım. Staminamız neredeyse bitti. Health konusunda o kadar sıkıntımız yok. Şöyle otursam üfleyerek buna ulaşabilir miyim? Yok. Böyle olacak gibi değil. Ya dönme. Ne döndün? Her dönüşünde bir tane vuracağız mecburen. O da bir tane vuruyor galiba. Aynen. Umuyorum ki onun health'i bizden çok daha az olsun. Şimdi çok daha fazla vuruyor. Oo, stamina'm dolmamış benim. Şimdi biraz doldurdum zannediyorum orada. Ama in yani. Oo. Neyse health'imize bakalım. Sıkıntı yok. Şu ana kadar da 500 kan 40 kalsın yemiş ki hemen hemen regen oluyor, vuramıyor. Güzel. Pota falan ihtiyaç duymayacağız. Neyse ben bununla biraz uğraşayım. Bakalım ne olacak. Tahmin ediyorum kesebilirim ama bayağı uzun sürer. Hepsini kaydetmeye gerek yok. Kestikten sonra tekrar gelirim. Sonunda yarım saat diğeriyle uğraştım. 405 level'i. Bir türlü kesemedim. En son pes ettim. Hatta alfa argentımı aldım gittim. Yine olmadı. Daha da kötüydü. Hop. Ne yapıyorsun? Yeme. İnşallah. Hayır. Hepsini inventar al. Tamam. Nereye gittin? Niye oraya konmadın ki? Neyse sonuç olarak 160 level galiba değil mi? Şimdi. Hop. Nasıl bir şey var ha? 160 level. 160 level neredeyse damage'i yarı yarıya düştü. Yani o 6 küsür kavururken bu 3 küsür kavurum. Ama çok daha hızlı kestik diyebilirim. Hani belki diğeriyle biraz daha uğraşsam veyahut da biraz daha leveli düşük olsa. Çünkü yine sıkıntı hemen hemen aynı. Tepeye kadar çıkıyoruz. Arkadaş sınırı geçiyor. Ben geçemiyorum tabii. Aşağı inerken tahminim regen oluyor. Problem şu şekilde. Geri dönerken ben yine arada bir vurmaya çalışsam da sınırlı sayıda vuruyorum. O neymiş bakalım. 200'de. Sınırlı sayıda vurabiliyorum. Demek ki o arada regen oluyordu. Tam emin değilim tabi. Şunu keselim. Sonuç olarak sonunda kestik. Şükür kavuşturana. Demek ki 200 level altı bulabilirsek bu arkadaşla kesebiliyoruz. Nerede? Aynen. Ejderha kupası. Megapitigas'ın da kupası var. Şu anda sıkıntımız Brotmother. 230 level. Olur mu acaba ya? Neden olmasın? Deneyelim. Az önceki gibi saniye 2 dakika falan sürdü. Tahmin. 2-3 dakika. Bak bunun damage direkt %50 arttı diğerine göre. 3 küsür vuruyordu o.
Biraz uzak iniyorum. Tekrar çıkıyorum. Biraz zigzag yapıyorum havada. Arkadaş bana gelmesi için bayağı iniyor. Tam durduramıyor havada kendini. İyice yaklaşıyor. Bu ara vuruyorum. Biraz damage yavaş oluyor ama sonuç olarak işimizi görüyor. Yani tabii başlangıç için yani. Bir tane de Broodmother bulup kesersem muhtemelen o 405 level'i temleyebilirim. Poison Drake'ime ilk başta biraz level kasmam gerekecek. Yanlış hatırlamıyorsam vardı bir tane medium port bile yeterli olabilir ya. Vuruyorum değil mi? Aynı. Hemen hemen yok, vuramadım. Demeçlerimiz hemen hemen aynı bunda. Öbürü şu aralar ölmüştü hemen hemen galiba. Ejderhayı kestik. Bir Thunder levelimiz var. Bunları da verseydik iyiydi. Tamam, zaten şimdi stamina bitecek. Mecbur bir sefer de olsa dinlenmek zorunda kalıyoruz. Onun da ilginç taktiğini buldum. Yamaca iniyorum. Yukarı aşağı yapıyorum ramaçta da. Hemen hemen şu an yaptığımın aynı şeyi. Orada tekrarlıyorum. Orada da mecbur yaklaşıyor. Sırf nefes üfleme, 2-3 saniyede bir nefes üflemeyle yerde duruyorsanız stamina doluyor. Işım döndü be. Ha gayret. Yani bu sefer illa stamina doldurmak şart ya. Yani 160 level'le bile doldurduysam ki bu 205 de illa ki doldurmamız gerekecek. Neredeyse bitmek üzere. Yere indiğimde şöyle çok şey yapmadan yani üstündeki debuff'ın gitmeden öldürmeye çalışıyorum elinden gelince. Vurmaya çalışıyorum öldürmeye. Şöyle inebiliyor muyum? İndim. Çok güzel. Evet, vurduk. O arada hemen şu statları verelim. Oh! Oh! Onun nefes mesafesi anladığım kadarıyla benimkinden daha uzun. Yani AOE'si mi diyeyim? Aynen. AOE daha uzun. Debuff'ı gitti. İnşallah hocam fazla olmamıştır. Karanlık ama neyse bu kadar alevden. Zaten aydınlanıyor etraf. Uuu 5K vurmaya başladı. 5800. Aynen 5887. Hadi ama ya onu vurduk yani. Tahminimden daha uzun sürecek kanka. 2 dakika sürmez diyordum ama bu arada biraz regen oldu. Stamina bitmeden de düşeceğini sanmıyorum. Hadi beni şaşırt. Of. Evet. Hop 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 hop. Nereye gidiyorsun? Hayır hayır hayır. Sakın sakın yemeyin onu. Sakın yemeyin. Of. Tamamdır. Gama 3.5. Bu arada ne çıkıyor onlardan? Mavi, gri. Önemli olan nokta bu tabii ki. Large pot. Evet. Geçenlerde söylüyordum sadece ward'ında görün diye. Demek ki bunlardan da çıkıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Drake trofi. Şunu da alırız. Bunu da alırız muhtemelen. Mermileri artık biriktireceğimi sanmıyorum. Hani biriktiriyorum da. Allah bilir nerede kullanacağım. Atamıyorum işte. Lazım olur diye. Arada zevkini alıyorum. Elimdeki en iyi silahları sıradan. Sağa sola sıkıyorum da yani sonuçta bu atıyorum fire vurduğunun onda biri ne bileyim vuramıyor onlar. Hop. Maksimum. Aynen maksimum level'de ulaştı bu artık. 507. Normalde 1099'a kadar level yapabiliyorsun burada ki herhangi bir yavrulama olayına girmeden normal 600'ü temlediğin zaman 1099 olabiliyor. 507. Neredeyse yarısı. Yani bunun tam 2 katı 600 level fire direkt bulursak olabiliyor ki şu haliyle 200 küsürü kesiyorsa o da hemen hemen 400'leri keser demek ki.
Asıl sıkıntımız daha çok level. Neyse. Ben biraz bataklıkta dolaşacağım. Zaten hava karardı. Muhtemelen karanlıkta zor görürüm ama. Neyse, gamayı iyice abartırım. Kayıt dışı olacağı için sıkıntı olmaz. Örümcek bulursam tekrar kayda başlarım. Ve evet, tekrar base'deyiz. Broadmother bir süre aradım. Maalesef Broadmother hiç yok. Bataklık sıfır. Onun yerine birkaç tane Dodorex buldum. Çoğunlukla çifter çifter dolaşıyorlar. Neden bilmiyorum. Spawn'da sıkıntı var herhalde. Normalde ama Dodorex fazlaysa Broadmother'ın da fazla olması lazım. Şansıma full Dodorex'ti. Sıkıntı değil. Tekten iki tane buldum. Yanlış hatırlamıyorsun. Tabii. İki tane. Bir tanesi 170, bir tanesi 190'dı galiba. Ki dürbünle levelini de göremiyoruz. Şansımıza daldık. Düşük level çıktılar. Bir tanesinden Megapithecus, bir tanesinden de Broadmother'ı bulmayı başardım. Sonuç olarak üçü de elimizde var şu anda. Hemen şuradan gösteriyorum. Boss tribute yapabilmemiz için tek gerekli olan 3 tane Golden Treat. Ki şu anda server sürekli chatte muhabbeti dönüyor. Bir tane bile Golden Dodo kimse bulamıyor. Yani şu anda yapılabilecek hiçbir şey yok. Beklemedeyiz. Ama anladığım kadarıyla admine ulaşmışlar. Admin en kısa sürede halledeceğini söylemiş. Herhalde bu akşam, bu gece halledebilir. Umarım. Yarına biz de çıkıp Golden Dodo'muzu kesip rahat rahat boss tribütümüzü yaparız. Muhtemelen aklımda yine her zamanki gibi standart ejderha almak var. 400 küsür level birkaç tane gördüm. Yine 400 küsür bulursak tane alırız. Onun dışında duruma göre aslında goril de gördüm bir tane 500 küsür level. Onların da damage'i hiç fena değil. Daha eğlenceli olabilir onlarla board'una dalmak. Yeterli miktarda potumuz olduktan sonra tahmin ediyorum onunla da rahat rahat keseriz. Neyse, duruma göre değişir. İlk başta Golden Dodo'lar bir çıksın. Onun dışında önemli bilgi. Şimdi bu tarlaları ben kafama göre dizdim. İşte ilkinden bir tane, ikincisinden işte 3-5 tane yaptım falan. Üçüncü tiyardan hiç yapmadım. Dördüncü tiyara biriktiriyorum 3 gündür. Bu gayet saçma bir stratejiymiş. O şu ana kadar beklediğim için bu saatten sonra değiştirmeyeceğim ama size tavsiyem, şu modlu oyunda oynuyorsanız hemen şöyle tarım, tohum. Tier 1 çok önemli değil. Şu tohumu elle de yapabilirsiniz ama bana kalırsa bundan da bir tane ekin. Yani sonuç olarak şurada olan ne var ne yok hepsinden birer tane ekin. Ki düzen olarak mesela bundan bir tane, bundan bir tane. İkinci sıra yaparsınız. Şundan bir tane, şunlardan birer tane. Tier 3 aynı şekilde. Neden olduğunu şu şekilde göstereyim. Şimdi ben base yapmak için buraya tarım arazilerine metal, kristal ve semantik pest ekmek istedim. Çünkü bu glass metal modu tamamen şu 3 item'dan oluşuyor. Bildiğim kadarıyla başka hiçbir şey istemiyor. Zorla 2 tane metal, ki ham metal, külçe metal yapamadım. Onu da göstereceğim şimdi. Kristali şu an yapıyorum. Buraya geçeceğim. Cementing Pest'te çok daha iş var. Neden oluyor? Şöyle gösteriyorum. Mesela Cementing Pest. Ne istiyor? Şimdi 1000 tane cementing, hemen hemen her malzeme, her tohumu zaten 1000 tane kendinden istiyor. Tamam, standart. 2 tane Viersen istiyor ki 4. nesil galiba. Onu da bir şekilde hallettik. Biriktirdiklerimiz şu ana kadar 3 günde toplam 50 tane, ki 10 binlerce belki 1. nesil malzeme toplamışımdır. 3. nesil anca bu kadar. Onun dışında 3 tane Stone Seed istiyor, 3 tane Chitin Seed istiyor. Şimdi Stone Seed bakıyoruz. Her bir Stone Seed 3 tane Flint Seed istiyor. Flint bir şey istiyorum bari. Yok, o Magical Seed istiyor. Neyse. Sonuç olarak 3 ne oluyor? 9 tane Flint yapıyorsun. Bir stone için 3 tane. 3 tane Stone için 9 tane. Bir tane işte kristal için, yok, cementing için istiyor değil mi? Hemen hemen hepsine de istiyor. Bir tane cementing için 3 tane stone. Katlana gidiyor. Chitin. 3 tane chitin istiyor mesela. Şöyle gösteriyorum. 3 chitin, 3 tane de deri istiyor. Hemen hide'i gösteriyorum. Hide, 3 tane de meat seed istiyor. Yani burada manyak gibi uğraşıyorsunuz ki bunların her biri, görüyorsunuz mesela, bir tane deri seed 2000 tane deri istiyor. Hani bol bol çıkıyor ama sonuçta baktığınız zaman rakamlar yükseliyor. Sırf bir tane chitin için size kaç? 6000 tane deri istiyor. Bir tane cementing için ne oluyor? 9 tane bundan yapacaksın. 18000 tane deri istiyor. Ben 18000 tane deri base'de tutmadım. Hani biraz biriktiği zaman gerisini atmaya başladım. Ne oldu? Şimdi gidip kasmam gerekiyor cementing için. Ya sıkıntılı durum. Onun için kesinlikle tavsiyem, şöyle bakıyorsunuz tarım arazisine. Levelinize göre
Tier 2'ye mi geldiniz? Hepsinden birer tane ekin. Neden? Şöyle oluyor. Ektiğiniz zaman malzemeden veriyor. Mesela ben bu nadir çiçeği kendim bol bol kullanıyorum. Ama yanında tohum da veriyor. Ben tohumu açıkçası hiç dikkate almamıştım. Çünkü malzemelerin o kadar tohum isteyeceğini düşünememiştim. Tek tek tiyarlara ektiniz. Tohumlarınızı, malzemelerinizi aldınız. Tıkır tıkır 10 numara yaptınız. Yani muhtemelen bir daha böyle bir modlu serverda oynarsam yapacağım iş bu. Pardon. Onun dışında bunları beklemeye devam ediyoruz. Biriktiriyoruz. Neyse ki Allah'tan bu modu bulduğum iyi oldu. Of, görüyorsunuz. Ama neredeyse fullledik burayı. Bunlar artık rahat rahat beşer beşer onar da koyabilirim. Hiç sıkıntı değil. Buna bile 5 tane attım. Hemen oradan yaptığım kristali de buraya ekeyim. En azından kristal başlasın diyecektim. Ektim ben o kristali ya. Ha, ekmişim lan. Dikkat etmedim. Kristali de buraya ekmişim. Sonuçta cementing pest ile uğraşacağım. Gidip deri falan kasmam lazım. Çok sıkıntılı durum. Neyse. Onun dışında dağlarda biraz dolaştım. Belki dedim yüksek level bir şey bulurum. Ama maalesef bulamadım. Buna large pot'u kullandım. 125.000 experience veriyor bir large pot. Onun dışında gördüğünüz gibi 1.3 neredeyse 1.4 milyon health yaptım. 15.000 enerji yaptım. Damage'ine ilk başta 800 küsürlerde bıraktım. Gidip bir ejderhayı bayırtmaya çalıştım. Bir 50 defa falan üfledim. Nereden baksan 10k enerjim gitti. Bayağı uğraştırdı. Onun için damage'i biraz daha arttırdım. Şu haliyle hemen hemen birçok şeyi öldürmeden bayıltabiliyor eğer leveli 300 küsürse. Tabii ki direkt ejderha falan hani 100 level bile olsa fark etmez. Onlar hiçbir şekilde bunun nefesiyle ölmez ama hani standart bir bedes atıyorum herhangi bir şey bulduk. En az 300 olması lazım. Çünkü hani 100 küsür falan tutup şöyle bir kurbağaydı yok ankiloydu falan bununla bayıltmaya çalışırsak öldürüyor. Elimden geldiğince ortasını bulmaya çalıştım. Bunu öyle hallettik. Onun dışında server reset gelmediği için zaten ne bu Argent Tavis'a? Yanlış hatırlamıyorum. Bugün temledik bunu. Aynen 7300 elte var. Ne de buna. Hiçbir şekilde dokunamıyoruz. Yarın artık server reset olduktan sonra. Yani bugün bayağı bir şey yaptık. Bir tane alfa ankilomuz oldu. Hoş tarlaları ektikten sonra sen ne işe yarayacaksın bilmiyorum. Sırf şekil olacaksın ama şekil de güzel ya. Şimdi kapatayım. Merhaba, hoş geldin. Ağzında diş yok. Aha, var gördüm. Biraz var. Neyse. Şuna geçelim. Bunun da görüntü. Şunun da ne kadar farklı ya. Bir bakmak istiyorum yan yana. Hemen hemen aynı. Onun kanatlar biraz daha kırmızı herhalde. Böyle bakayım. Aynen kanatlar da kırmızı. Yüzü de biraz açık renk. Sonuçta ikiniz de erkeksiniz. Fark etmiyor zaten. Dediğim gibi iki tane alfa temledik. Onun dışında poison direkt aldık galiba. Yani bayağı bir şeyler yaptık bugün. Tarlaları düzenledik. Fena değil, fena değil. Yarına inşallah tarlaları eğer semantik besti de halledebilirsem tamamı yeşermeye başlar. Rahat rahat bezimize de başlarız. O arada ben tekrar Broodmother ararım. Ekstradan olması gayet iyi. Çünkü iki tane ejderhamız, iki tane megamız var. Ama Broodmother sadece bir tane var. Yani şu an ancak bir tane ejderha temleyebiliriz. Eğer bir tane daha Broodmother bulursam hem gorilla alırım mega pitikası hem de ejderhadan bir tane alabiliriz. Rahatlıkla istediğimizde Warden'ı deneyebiliriz. Onun dışında muhtemelen kayda başlamadan önce yine bir haritayı dolaşırım. Herhangi bir yüksek level Frost da istiyorum bunların yanına sırf koleksiyon için. Ama muhtemelen düşük level almam ya. Hazır almışken yüksek alırım. Çünkü şu an bir aciliyeti yok. Onun dışında bugünlük bu kadar. Umarım videomdan zevk almışsınızdır. Bayağı eğlendim bugün. Bayağı bir şey başardım. Eğer beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir uygun durum olursa paylaşabilirsiniz. Facebook'unuzda vesaire. Nerede olursa. Yalnız spam olmazsa sevinirim. Herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyorum o konuda. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.